Herkese merhaba sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir içerik getirdim. Bu içerikte kazançlı çıkacağınızı düşündüğümden dolayı zaten bu videoyu sizlere çekiyorum. Öncelikle beni takip etmek isteyenler kanalım üzerinden takip edebilirler ve aynı zamanda şu an ekranını görmüş olduğunuz hem Telegram duyuru grubu ve aynı zamanda sohbet grubu içerisinde takip edebilirsiniz. Bir de Twitter sayfamız var. Orada da aktifiz. Genellikle bu iki sosyal medyayı kullanıyoruz. Diğer sosyal medyalarımızda arkadaşlar sağ üst köşede gördüğünüz sosyal medyalar. Şimdi bugünkü konumuz arkadaşlar benim anlaşma yapmış olduğum ve bana özel yapılan yani genel olarak influencerlar anlamında yapılan bir etkinlik. Şimdi bu borsa arkadaşlar piyasaya Türkiye piyasasına en azından yeni girdi. Şöyle hemen borsayı göstereyim ilk önce. Borsa Pionex borsası. Singapur menşeli bir borsa. Farklı yerlerde de farklı ülkelerde de diyelim faaliyetteler. Türkiye'ye de yeni girmişler. Hatta Telegram sayfaları bile çok yeni. Twitter sayfaları çok yeni. Burada işlem yaptığımız zaman bazı avantajlar olacak. İleriki aşamada da benzer avantajlar hatta daha farklı avantajlar olacak. Burada kesinlikle kaydınızı açmanızı öneriyorum. Fakat nasıl açacaksınız? Asıl önemli kısım burası. Şimdi arkadaşlar benim kanalıma özel bir etkinlik var burada. USDT vadeli işlem bonusu kampanyası. Kampanya arkadaşlar bugün saat 21'de başlayacak. 8 Ağustos saat 21'e kadar 14 gün boyunca devam edecek. Burada aslında yarışma yok. Sadece bu süre zarfı içerisinde yapmanız gerekenler var. Şimdi yapmanız gerekenler şunlar. Birinci adım kaydolma işlemi. Kaydolurken benim referans linkimle, bakın burada yazan referans linkimle ki zaten yorumlar kısmına sağlanmış olan Link'e bastığınız zaman o link üzerinden kaydolduğunuz zaman Şu referans kodunu kaydolma sayfasında görmeniz gerekiyor Onu da şu şekilde gösterelim bakın Benim vermiş olduğum link'e bastığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelecek Yukarıda benim ismim yazıyor Alt kısımda da Pionex kullanmanızı tavsiye ederim şeklinde bir ifade geliyor Burada mailinizle veya da telefon numaranızla şifrenizle kaydolduktan sonraki sayfada Benim size burada vermiş olduğum şu kodu görmeniz gerekmekte Şimdi bu kodu gördüğünüz zaman hani görmüyorsanız da muhakkak bu kodu girmeniz lazım. Daha sonra KYC işlemi. KYC işlemi basit arkadaşlar. Sayfaya girdiğinizde zaten size gösteriyor KYC'yi nereden yapacağınızla alakalı ibare geliyor. Hesap ayarlarından bakın buraya geldiğinizde sağ kısımda KYC yazıyor. Şuradan detaylar kısmı var. Detayları kontrol et. Burada tabi sizde doğrulama kısmı yazacak. Buraya bastığınız zaman seviye 1 ve seviye 2'yi geçiyorsunuz. Seviye 1 sadece sizden isminizi istiyor yanlış hatırlamıyorsam. Seviye 2'de ise belge istiyor. Bu belgelerde kimlik olabilir. Onun dışında pasaport olabilir. Sürücü belgesi olabilir. Bir de selfie çekiyorsunuz. Saniyeler içerisinde onaylanıyor zaten. 1-2 dakika içerisinde onaylanıyor. Burada yapmanız gereken KYC kısmında bu kadar. Bunu yaptığınız zaman 10 dolar vadeli işlem bonusu direkt alıyorsunuz. Zaten bu mail olarak da size bilgisi geliyor. Bunu direkt alabilirsiniz. Ben mesela şu an bir tane işleme girdim. Hemen şöyle göstereyim. Vadeli işlemler kısmından. BTC'de şu an işlemdeyim. Gördüğünüz gibi. Şurada işlemim gözüküyor. Hatta şu açık pozisyonumda da gözüküyor. 10 dolarlık. Bunu göstereceğim biraz sonra. Yani nasıl gireceğimize dair. Yani en azından bilmeyenler için göstermiş olalım. Hemen geçtik. Para yatırma. Bunu ben daha yapmadım ki zaten bu arkadaşlar size özel. Bana özel değil yani. Dolayısıyla ben yapsam bile. Hani burada bu kampanyadan yararlanamıyorum. Para yatırma bonusu var. İmkanı olan arkadaşlar 1000 dolar yatırsınlar. Çünkü biraz sonra 3. adımda bahsedeceğim. 1000 dolar işimize yarayacak. 1000 dolar yatırdığınız zaman 100 dolar vadeli işlem bonusu alıyorsunuz ki bu son derece değerli bir bonus. 100 dolarla 10x kaldıraç açsanız arkadaşlar 1000 dolarlık işlem açmış oluyorsunuz. Onun için 1000 doların üzerinde yani 1000 dolar değil de 1001 dolar. 1000 doların üzerinde olması lazım çünkü. 1001 dolar attığınız zaman 100 dolar vadeli işlem bonusu almış oluyorsunuz. Onun dışında Üçüncü adıma geldiğimizde de bakın bin dolarlık işlem demiştik değil mi? Bin dolarlık yatırım yapmıştık. Şimdi bin doları vadeli işlemde 10x kaldıraçla yaptığınız zaman doğal olarak 10 bin dolarlık işlem açmış oluyorsunuz. 10 bin dolarlık işlemde size 10 dolar vadeli işlem bonusu kazandırıyor. Sadece bunu yapsanız bile toplamda 10 dolar buradan, 100 dolar buradan, 10 dolar buradan, 120 dolarlık işlem bonusu almış oluyorsunuz. Ve vadeli de işlem yaptıkça elde ettiğiniz karlar çekilebilir oluyor. Buna ek olarak bakın buna ek olarak yeni bir kampanya. Bu kampanyada da ki zaten yeni kampanyalar gelecek. Bu kampanyada arkadaşlar ya da şöyle söyleyeyim ilk önce şundan bahsedelim. Bu kampanya şu an benim size özel yaptırmış olduğum kampanya 8 Ağustos'ta bitiyor. Şimdi burada ise bu kampanyada ise 31 Temmuz'da bitiyor. Şimdi buranın şöyle bir özelliği var. 10 bin dolar vadeli işlem hacmi yaptığınızda ki zaten burada yapacaksanız doğru mudur? Yani 1000 dolar attınız. Burada 10.000 dolarlık bir vadeli işlem hacmi yapacak mısınız? Yaptınız. Yaptığınız anda bunu 31 Temmuz'a kadar yaparsanız 5 dolarda ekstra çekilebilir bakın bu. Bonus değildir. 5 dolarda çekilebilir. USDT almış oluyorsunuz. Yani burada aslında kampanyada 120 dolarlık bir vadeli işlem bonusu 5 dolarda ne yapmış olacaksınız? Aynı zamanda kazanç sağlamış olacaksınız. çekilebilir olduğu için. Siz arkadaşınızı davet ettiğiniz zaman kendi linkinizle Arkadaşınız da 10 bin dolar işlem yaptığı zaman, çevirdiği zaman ne olacak? Hem siz 5 dolar kazanacaksınız hem de arkadaşınız 5 dolar kazanacak. Fakat bunları kazanamaz arkadaşınız. Çünkü bunları kazanabilmesi için şu davet koduyla üye olması lazım. Bu davet koduyla üye olursa da doğal olarak 5 doları arkadaşınız işlem yaptığında zaman siz kazanamıyorsunuz ama arkadaşınız kazanır. Onu da söyleyeyim. Burada şu koşulları muhakkak okuyun. Ekstra ben söylemeyeceğim. Bu koşulları okuyun. Ödül kampanya sona erdikten sonra hesabınıza yatırılacak. Onu da unutmayın. Şimdi burada size özel bu kampanyayı yaptırmamın sebebi şu. Bunun sözünü aldık zaten. Hani kampanya arkadaşlar buraya katıldıktan sonra avantajları ne olabilir? diye söyledik. Burada ileriye dönük arkadaşlar kampanyalar gelmeye devam edecek. Ondan dolayı e zaten bu şekilde biz hemen bir hızlı bir giriş yapmak istedik. Ben bu anlaşmayı yaptıktan sonra bugün de böyle bir kampanya geldi. Bu da güzel oldu üstüne gelmesiyle birlikte. Daha yeni kampanyalar gelecek bunu takip etmeye devam edeceğiz. Yapmış olduğum ilk borsa anlaşması bu. Türkiye piyasasına yeni girmeleri itibariyle çok daha fazla kampanya yapacaklarını düşünüyorum. Ondan dolayı da Ben de gördüğünüz gibi hesabımı açtım. 10 dolar vadeli işlem bonusumu aldım. Videodan sonra da 1000 dolarlık bir para atacağım buraya. Ben de vadeli işlem yapacağım bu kısımda. Burada yapmamızın sebebi yine bir 5 dolarımızı alalım değil mi? Yani 1000 dolar atarak bir 5 dolarımızı almış olalım. Şimdi arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde işlem nasıl açacağız kapatacağız onu bir bakalım. Şimdi öncelikle vadeli işlemler kısmına geliyorsunuz yukarıda bakın vadeli işlemler var. Buraya geldikten sonra izole mod var bir de Cross mod var. Normalde sizde başlangıçta cross mod gelir. Yani çapraz mod. Bunu izoleye alacaksınız. Onu bir kere söyleyeyim. Daha sonra şuradaki kaldıracı ayarlıyoruz. Buradaki kaldıraç arkadaşlar 10x yapabilirsiniz. Yani ben 10 dolarlık bir yatırım geldiği için yani 10 dolarlık bir vadeli işlem bonusu geldiği için 15x yaptım. Fakat siz kendi paranızla işlem yaparken 10x'i geçmeyin. Hatta 5x bile olabilir ama hani 1000 dolarla... 10.000 dolarlık işlem hacmi yapmak için 10x olması gerekiyor. 10x olarak ayarlayın bunu. Şu şekilde. Ben şimdi 15x'e tutacağım. Daha sonra burada limit emir veyahut da market emir. Limit emir daha iyi benim için. Sizin için de öyle olmalı. Tahtaya yazdırarak işlem açın. E burada mesela örneğin short pozisyon açmak istiyoruz. Şu an 29.200 seviyelerinde. Ben diyorum ki 29.000 210 olduğu zaman pozisyona girmek istiyorum diyorum. Şurayı şu şekilde ayarlıyorum. Maksimuma çekiyorum. Yani 1000 dolarlık işlem açığız diyelim ki. Maksimuma çektim. 1000 dolar. 10x olduğu için 10.000 dolarlık işlem. 10.000 dolara karşılık gelen BTC karşılığı şurada yazacak. Daha sonra şuradan bakın TPSL yazıyor. Take Profit Stop Loss kısmını ayarlamamız lazım. Tıkladık buraya. Gelişmiş ayarlara geldik. Burada arkadaşlar öncelikle kar al pozisyonu. Biz short açacağımız için önce şuradan kısayı seçiyoruz. Uzun açacaksanız uzun seçiyorsunuz long pozisyonu için. Şimdi kısa dedik değil mi? 29210. Demek ki ben nereye kar alma koymam lazım? Short olduğu için aşağıya koymam lazım. Zaten bakın %10 kısmına bastığım zaman %20'ye bastığım zaman aşağı doğru gidiyor. Yani %25 kar alabilmem için benim şuradan pozisyonu kapatmam lazım. %50 alabilmem için buradan kapatmam lazım. Ben şu an arkadaşlar Bitcoin'de düşüş bekliyorum. Fiyat yukarı doğru gitse bile yani 29.300, 29.400'e gitse bile oradan tepki alıp düşeceğini düşünüyorum. Onun için short pozisyonuna girdim. Ve çıkış pozisyonu olarak da 28.500 seviyeleri olabilir. Yani 500 olabilir. 28.000'e kadar yolculuk yapabileceğini düşünüyorum. Ondan dolayı 28.500 28 bin arasında bir çıkış pozisyonu girebiliriz. Bunu kar olarak aldık. Yani kar pozisyonu buradan alıyoruz. Stop loss kısmında ise hemen şöyle basalım. Bakalım %20 karı aldığımız zaman 29.500 zaten ne dedik oralara kadar çıkabilir. E bunu teknik kısımdan tabii şuradan doğrulama yapabiliyorum ben ama hani siz yapamıyorsanız e ben size pozisyonları söylüyorum. Yani bu fiyatlanma gelse bile maksimum çıkacağı yer şurasıdır. O da 29700 seviyesi Hani oraya bile çıkacağını düşünmüyorum bakın Zaten şuraya doğru bir çıkış geldi ben şuradan pozisyon açtım Sonra bir yukarı çıkış geldi bakın Çok güzel short pozisyon imkanı verdi buradan İkili tepe yaptı gördüğünüz gibi hatta şurada bir W de oluşmaya başlıyor Yani dolayısıyla bu şekilde bir pozisyon açılabilir Buraya ne yapalım 29600 yapsak yüzde kaç zarar pozisyonu olmuş oluyor? Şöyle bir daha bakayım. Evet, %20 zarar etmiş oluyorsun. Buna karşılık da 36 kar etmiş oluyorsun. Hemen hemen 2x'e karşılık geliyor. Yani 2'ye 1 oranı var. 2'ye 1 oranı çok önemli burada. Yani %40 kar ediyorsan %20 zararı göz almak lazım. %50 kar etme pozisyonuna ayarlıyorsan %25 zarar etme pozisyonunu ayarlamak lazım. Bu şekilde yapıp tamama basıyorsun. Tabii ben de şu an para olmadığı için yapmıyor. Siz parayı buraya yatırdığınız zaman tamama bastığınız zaman kabul edecek. Bunu ayarladıktan sonra kısa açacağımız için kısaya basarak hemen onaylıyoruz ve pozisyonu açıyoruz. Bakın şu an zaten pozisyonum açık. Kapatmak istediğim zaman şuradan kapatabiliyorum. Şu kısımdan. Şöyle gösterelim. Bakın şu kısım. Onun dışında güncelleme yapmak istediğim zaman şuradaki ifadeye tıkladığımda bakın şuradaki kalem ifadesini tıkladığımda buradan tekrar ayarlayabiliyorum. Buradaki modify butonuna basarak kar alma pozisyonu short açacağımız için aşağı çekebilirsiniz. Stop loss kısmını da yukarı çekebilirsiniz. Duruma göre yani pozisyona göre bunu ayarlayabilirsiniz. Pozisyon zaten kendisi biz bu şekilde ayarladığımız için buraya geldiğinde birazcık altından tetiklenerek kapanıyor. İsterseniz de şurada kendiniz otomatik olarak kapatabilirsiniz. Orası tamamen size kalmış. Yani kapat dediğim zaman ben buradan karı göze alarak veya da belli bir kısmını yarısını mesela kapatabilirim. Veyahut da tamamını zarar ederek kapatabilirim. Zaten burada yazıyor bakın ne kadar zarar edileceği. Tamam dediğim zaman bunu market üzerinden direkt limitten değil market üzerinden güncel fiyat üzerinden kapatıyor. Bu şekilde kapatabilirsiniz. Veyahut da terse pozisyon açmak için diyelim ki terse kaldınız. Terse pozisyon açmak için de terse çevirip kısayı uzuna çevirebilirsiniz. Bunu şu anlık iptal ediyoruz. Yani bu şekilde işlemler yapılabilir. Ben dediğim gibi düşüş bekliyorum. Ona göre pozisyonumu açtım. Evet arkadaşlar borsada işlem yapmak isteyen arkadaşlar dediğim gibi bu borsayı kullanabilirler. Kesinlikle şu an önerdiğim bir borsa olduğunu söyleyebilirim. Ben biliyorsunuz Baybet üzerinde işlem yapıyorum. Şimdi Bybit'ten bin dolar bir aktarım yapacağım. Burada işlemler yapmaya başlayacağım. Şurada baktığımız zaman teknik kısımda fiyatın düşeceğini söylemiştim. Düşeceğini öngördüğümü söylemiştim. Bunun da nedenlerinden bir tanesi arkadaşlar. Düşüşten sonraki bu yatay hareket ve aynı zamanda şuradaki kırmızıyla çizmiş olduğum kutuyu geçmediği sürece buradaki EMA 50'yi geçmediği sürece yukarı doğru hareket gelmeyecektir. Ve aynı zamanda bizim buradaki bakın hatta şöyle göstereyim lik olma seviyemiz yani likit fiyatımız 30.900 bu da 15x olduğu için böyle yani ben bunu 10x'e çeksem bu yukarı çıkar ee, yaklaşık olarak %6'lık bir hareket olduğu zaman fiyatta benim girdiğim fiyattan %6'lık yukarı doğru bir hareket olduğu zaman şu fiyata geliyor. Yani buraya geleceğini ilk etapta düşünmüyorum. Zaten stop loss'umuz da var. Pozisyonumuz da. Girildiğinden dolayı burada biz lik olmayız. Burada tecrübeli olan arkadaşlar işlemler yapsınlar. E, olmayan arkadaşlarla vadeli işlemler yaparak, vadeli işlem bonuslarıyla tecrübe kazanabilirler. Bu bağlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Video içeriğimiz burada sonlanmıştır. Yorumlarınız, düşünceleriniz veya önerileriniz bizler için önemlidir. Bu yüzden mutlaka yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşçakalın.